Merhabalar, Nuri Bilge Ceylan. Bir kez daha Kan'dayız, bir kez daha Kan'dasınız. Biz de sizinle bir kez daha konuşma şansını yakalamış oluyoruz. Bir zamanlar Anadolu'da sayesinde. Öncelikle tebrik ediyoruz. Ve tebrik ettikten sonra hemen gecenin ve gündüzün dengesinde, sınırında, insan ruhunun da gecesinin ve gündüzünün sınırında bir film üstüne konuşmak istiyorum. Hemen teknik olarak başlamak istiyorum. Özellikle o zorlu gece sahnelerinin teknik hazırlığını merak ediyorum. Dolayısıyla şöyle bir soruyla başlayalım isterim. Bir zamanlar Anadolu'da sizin için teknik açıdan nasıl bir süreçle bugüne geldi? Teknik açıdan hem maddi olarak, yani o teknik şey maddiyata da yansıyor çünkü. Hem de teknik olarak en zor filmim oldu. Yani öngörülerimizin ötesine geçen zorluklar çıkardı film başıma. Çünkü tamamen karanlık bir bozkırda ilk yarısının geçiyor oluşu ışıklandırma sorununu gündeme getiriyordu. Çünkü sadece arabaların far ışıkları var ve sadece bu far ışıklarının, üç arabanın far ışığının aydınlatması ile sahnemizi aydınlatıyor gibi görünecektik. Oysa bir de ay ışığı eklemek istedik tabii, çünkü o bozkırın uzayıp giden silsilelerini ancak ay ışığıyla gece görünür kılabilecektik. O da inanılmaz zor oldu. Çünkü o kadar büyük bir bölgeye ay ışığı yapmak çok büyük miktarlarda ışık gerektiriyor. Yani yeniden bir gezegen kurmanız gerekiyor adeta tepeye. Var olan sistemler, helyum balon kullanılıyor normalde, çok yetersiz kaldı şeyin büyüklüğü yüzünden, bölgenin. Sürekli çok uzakların görünmesi, göründüğü bir yerlerde çalışıyorduk. Dolayısıyla ay ışığı olacaksa hepsinin azıcık kendini hissettirmesi gerekiyordu, çok uzakların bile. Daha çok ışıklandırmada bir zorluk vardı ve far ışıklarının belli bir kareografiyle yönetilmesi. Kişisel olarak şunu da merak ettim. Özellikle bahsettiğiniz o ilk bölümde, gece bölümü diyelim biz ona. O ilk bölümde her bir karakterin sanki kendi ruh durumuna göre de özel bir yüz ışığı var gibi. Dolayısıyla özel aydınlatma çözümleri bulmanız, bu filme ait ve size ait çözümler bulmanız çekim sırasında olabilir, masa başında olabilir, gerekti mi? Tabii ki. Masa başında filmin son gününe kadar, basılana kadar devam eden bir süreç o. Yani o ışığı daha karaktere uygun hale getirmek, o psikolojisini daha iyi ortaya çıkaracak hale getirmek her zaman üzerinde çalışmayı sevdiğim bir şey. Ve far ışıklarını direkt kameraya doğru da çok yönlendirdik. Onu hem bir efekt olarak, hem bir etki olarak, hem de bir riskli bir şey olarak çok denedim. Yani tek enstrümanımız tabii far ışıkları olduğu için artık onları her şekilde kullanmaya çalıştım. Yani çok zor ve değişik bir deneyim oldu benim için. O sizin risk olarak tanımladığınız deneme seyircide karşılığını güçlü bir şekilde buldu. Dün basın gösteriminde bunu gördük. Yavaş yavaş filmin içeriğine geleceğiz ama o içeriğe gelmeden dün Ercan Kesal'la konuşurken filmin senaryo çalışması sırasında kafanızda bir kast oluşmadığını, öncelikle oyuncuları değil karakterleri düşündüğünüzü söyledi. O zaman şuradan devam edelim. Sonrasında kast nasıl oluştu? Çünkü seyredenler görecek ki Türk sinemasının tarihine çok güçlü bir oyunculuk ve kast çalışması olarak da geçecek bu film. Dolayısıyla kastın nasıl oluştuğunu da özellikle merak ediyorum. Valla kast çalışması da çok zor oldu bizim için. Çünkü oyuncular serbest değildi bir kere. Kışın çektik. Hepsinin dizisi vardı. Bazılarını diziyle beraber, hani mümkün olabilecek karakterlerde diziyle beraber oynayanlar da oldu. O da tabii işi ekstradan bir zorlaştırıyor. Bazı günler çekemiyorsunuz. Senaryo aşamasında aslında aklımda olan, onu düşünerek yazdığım tek bir karakter vardı. O Fırat Tanış'tı. Onun oynamasını istiyordum. Onun da dizisi vardı. O da haftada 4 ya da 5 gün gelebildi bize. Onun dışındaki bütün karakterler senaryo tamamen bittikten sonra seçildi. Ercan'la ikimiz çok uğraştık ona. Genellikle Ercan onlara oyun verdi. Ben kameranın arkasında test çekimler yaptım. Boş olup da denemediğimiz insan kalmadı diyebilirim.
Yani tabii çok beğendiğimiz oyuncuları da denedik ama bazısı o karaktere uygun görünmüyordu. Yani zaten hep oyunculuğunu beğendiğimiz insanları çağırdık. Fakat sonunda pişman etmediler bizi. Yani oyuncular gerçekten, çünkü çok zor koşullarda çalışıldı. Yani keskin bozkırlarının kış zamanını bilenler bilir, inanılmaz bir kuru soğuk var. Ve oyuncular üzerlerindeki görece olarak o soğuğa göre çok ince elbiselerle oynamak zorundaydı. Biz tabii iki kat kuş tüyü, kas tüyü anorakları giyiyorduk ama onlar o şekilde oynamak zorundaydı. O yüzden ama onlara yeterli konforu da sağlamaya çalıştık tabii. Bozkır'da film çekiyorsanız her şeyi götürmek, tuvaletinizi bile bir karavan şeklinde oraya götürmeniz gerekiyor. Lokantanızı, şeyi. Yani Bozkır'ın ortasında o gecenin sessizliğinde birden bir Las Vegas kuruluyordu adeta. Yani bazen o uzayıp giden kamyonlara ve karavanlara bakıp bu benim setim mi diye hayret ettiğim, her gün hayret ediyordum. Nasıl olur yani, ben ne hale geldim falan diye. Bir Nuri Bilge... Bu öngörmediğim bir şeydi. Sonradan gerçekliğinden farklı. Yani senaryo çalışırken böyle bir şey olacağını hiç hissetmemiştim doğrusu. Bir Nuri Bilge Ceylan seti için şaşırtıcı bir sonuç. Çok daha dar kadrolarla, çok daha...